Meme kanseri kadınlarda başlıca ölüm nedenidir. Hastalık ülkemizde çok yaygındır ve dünyada meme kanserinden ölümlerin dördüncü önde gelen nedenidir. Bu tehlikeli hastalığı önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapsak da her gün yediğimiz yiyecekler hastalığa yakalanma riskimizi maalesef artırmaktadır. Peki hangi yiyecekler meme kanseri riskini artırmaktadır ve meme kanserine karşı hangi besinleri tüketmemiz faydalı olacaktır? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Meme kanseri riskini artıracak yiyecekler. Yüksek yağlı süt ürünleri tüketimi, vücudun daha fazla östrojen üretmesine neden olur ve bu da kanser hücrelerini uyarır. Östrojen hormonu üretilir ve yağ hücrelerinde depolanır. Bu yüzden yağlı süt ürünlerinde mümkün olduğunca uzak durun ve sağlığınıza dikkat edin. Bakınız, burada altını çizerek uyarmamız gerekiyor. Her süt ürünü değil, yüksek yağlı süt ürünleri riskli. Tam tersi, düşük yağlı süt ürünleri sağlığa fayda sağlamaktadır. Peki, yüksek yağlı olanlar hangileri? Yüksek yağlı süt, yoğunlaştırılmış süt, protein, dondurma, sıvı krema, peynir ve yoğurt. Tabii ki peynir ve yoğurtta da yüksek yağlı olanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Her peynir ve yoğurt sağlığımıza zararlı değildir. Evet, 1997 ila 2000 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1900'den fazla kadına meme kanseri teşhisi kondu. İlginç bir şekilde bu kadınların çoğu Kuzey Carolina'da yaşıyordu. Kadınlara günlük aktiviteleri sorulmuş ve araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada ortak çıkan sonuçlar şunlar. Her gün yüksek yağlı süt ürünleri kullanıyorlardı. Süt ürünlerinin yağ içeriğinin yüksek olduğu görüldü. 12 yıllık bir araştırmayla yüksek yağlı süt ürünlerinin çeşitli hastalık riskini %64 ve meme kanseri riskini %49 artırdığı tespit edilmiştir. Peki meme kanserini yenmek için neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmeli? Siz de meme kanseri teşhisi konulduysa vereceğimiz talimatları yapmanız ve meme kanserini yenmek için elinizden gelenin en iyisini uygulamanız gerekiyor. Kanserden korunmak için şunları yapmanız önemli. Haftada 2-3 kez balık tüketin. Kırmızı ve işlenmiş et tüketimini azaltın. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmeye çalışın. Düzenli olarak selenyum, C vitamini, E vitamini, zerdeçal, karoten ve resveratrol içeren besinler tüketin. Meme kanseri olan hastalar 1-3 porsiyondan fazla soya tüketmemeye özen göstersin. Haftada en az 3 gün bakliyat tüketmeye çalışın. Yemeklerde yağ olarak zeytinyağı kullanmaya çalışın. Meme kanseri hastaları doktora danışmadan keten tohumu kullanmamalı. Düzenli olarak tüketimi önerilmez. Hastaların diyetin yağ oranı %20 düzeyinde olmalı. Bunun için diyetisyen desteği alınması da tabii ki önemli. İşlenmiş gıdalardan kaçının ve sağlıklı, düşük şekerli bir diyet uygulayın. Alkolden uzak durun. Kilonuzu koruyun. Her gün egzersiz yapın ve sigarayı mutlaka bırakın. Şimdi gelelim meme kanserinin belirtilerine. Koltuk altı ve göğüs bölgesinde ele gelen şişlik, göğüs hassasiyeti ve genişlemiş aksiller, meme başında renk değişimi, çökme ve şekil bozukluğu, meme ucunda ağrı, meme ucundan akıntı gelmesi, göğüs derisi krampları, memenin derisinde kızarıklık veya soyulma, çabuk yorulma ve halsizlik hissi. Profesör İbrahim Saraçoğlu'ndan meme kanserine karşı yardımcı ve destekleyici önerileri şimdi aktarmak istiyoruz sizlere. Düz yapraklı aslan pençesinin meme kanserine karşı koruyucu ve önleyici hormon dengeleyici gücü Allah'ın insana sunduğu sonsuz nimetler arasında yer almaktadır. Düz yapraklı aslan pençesinin çayı özellikle menopoz döneminde stres, uykusuzluk, gerginlik, ruhsal sıkıntı, sinirlilik, ruhsal değişkenlik, isteksizlik, sıcak basması, sebepsiz korku ve terleme nöbetleri gibi şikayetlerin ortadan kalkmasında çok büyük bir yardımcıdır. Düz yapraklı aslan pençesi hem önleyici hem de koruyucudur. Meme kanserini önleyebilen ve eğer başlangıç aşamasındaysa durdurabilen ve tedavi gücü olan düz yapraklı aslan pençesidir. Her bitkinin bir yaratılış nedeni ve sebebi vardır. Bu sebebin arkasında yatan nedense genel değil, özeldir.
Evet, brokoli ile meme kanseri nasıl önlenir? Brokolinin kadınlarda meme kanserini önleyici gücü artık bilinen bir gerçektir. Menopoz dönemindeki kadınlar için yardımcıdır. Çok az suda 5 dakika haşlanmış brokoli ve haşlama suyunun tüketilmesi kadınlar için iyi bir takviye olacaktır. Peki meme ağrısı kanseri için hangi doktora gitmemiz gerekiyor? Belirttiğimiz belirtilerden herhangi biri şayet sizde varsa, acile hastanelerin harici bölümü genel cerrahi doktoruna başvurmanız önemli. Ve şimdi gelelim meme kanserini önleyen 5 bitkiye. Bunlar içinde biraz önce bahsettiğimiz brokoli de var. Öncelikle zeytinyağı. Chicago Üniversitesi'nde yapılan ve Onkoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre zeytinyağında bulunan oleik asit meme kanserine karşı koruyucu özellikler taşımaktadır. Kefir. Kefir, tümör oluşumunu engellemekte ya da var olanın ilerlemesini azaltmaktadır. Japonya'da fareler üzerinde yapılan araştırmada kefirin kanser riskini %53.6 oranında azalttığı ve kanser önleyici ilaçlarla birlikte kullanılması halinde %67 oranında riski azalttığı belirtilmiştir. Kemoterapi gören meme kanseri hastalarda kefirin kemoterapinin yan etkilerini azaltma durumu incelenmiş ve bulantı, ishal, kusma ve ağrı gibi bulgularda azalma görülmüştür. Kefirin kanser ve diğer hastalıklardaki olumlu etkisi birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Üzüm kabuğu ve çekirdeği. Özellikle üzüm kabuğunda bulunan resveratrol kanser önleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda üzüm çekirdeğindeki bol miktarda bulunan polifenoller, antioksidan özellik göstererek serbest radikallerin etkisini azaltmaktadır. Serbest radikaller birçok kronik hastalığın kaynağıdır. Kara üzüm. Kara üzüm kabuğunda bulunan ve serbest radikal savaşçısı maddeler, kanser oluşumunu kamçılayan metabolik olayları engellemektedir. Üzüm çekirdeği ve üzüm çekirdeği ekstresi, meme kanserine karşı koruyucu olduğu gibi, hastalığın tedavisindeki yan etkileri de azaltmaktadır. Brokoli. A, C, E ve karotenden oldukça zengindir. Brokolinin yapılan klinik çalışmalarında özellikle meme kanseri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Aynı zamanda prostat kanseri üzerindeki olumlu etkileri de kanıtlanmıştır. Brokoli meme kanserine karşı 5 koruyucu madde içermektedir. Sulforafen bunlardan en güçlü olanıdır. Kansere karşı etkisi ginnen reduktoz enzimini aktive etmesinden kaynaklanmaktadır. Soya. Meme kanserinin oluşumunda östrojenin seviyesi ve etkisi önemlidir. Östrojen seviyesinde yapılacak %15'lik azalma riski 4 kat azaltmaktadır. Soya fasulyesindeki genisteyin östrojenin etkisini azaltmaktadır. Soya kanda östrojen bağlayan maddelerin artmasını sağlamaktadır. Genisteyin kemikler ve kan yağları üzerinde östrojene benzer etki gösterip süt bezleri ve prostat gibi hormona bağımlı organları korumaktadır. Evet, bu videomuzda sizlere meme kanserinin sebepleri nelerdir, hangi besinlerden uzak durmamız ve hangi besinleri tüketmemiz gerektiği konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen başkalarına yarar sağlayabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.